Arkadaşlar videoya geçmeden önce çekilişimiz devam ediyor. 1250 VP çekilişi bu cumartesi açıklanacak. Katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler kanala abone olmak. Like videoya like atmak yorumlara da bir tane sosyal medya hesabınızı bırakmak arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bırakamıyor yorumlara sosyal medya hesabını. Direkt YouTube kaldırıyor yorumları. Ben de anlamadım neden oluyor. Şu 2-3 videodur hep böyle. Sürekli bir kaldırma var. Eskiden olmuyordu böyle. Sanırım yasak mı bilmiyorum ben de artık orasını. Yani hiç katıldım yazmanız bile yeterli. Ben size ulaşmak için istiyorum. Çıkarsa zaten o, yorum altından konuşuruz arkadaşlar. İlla hani yazmanıza da gerek yok. Ben hani hızlı çıkarsa direkt sosyal medya hesabınıza yollayayım. Oradan yollayayım buradan yollayayım diye istiyorum. Hiçbir türlü yazamazsanız arkadaşlar katıldım bile yazamazsanız altta sosyal medya hesaplarım var oradan bir tanesinden ulaşın bana abi katılmak istiyorum diye ben zaten katarım arkadaşlar sizi. Bunun dışında arkadaşlar e eski videolarda katılanların bir daha katılmasına gerek yok. Aynı çekiliş, farklı bir çekiliş yapmıyorum. Cumartesi açıklanacak çekilişimiz. Hepinize bol şans dilerim. İyi seyirler. Bugün sizlerle yeni yama notlarını bir de Riot'un yeni işlemcisini inceleyeceğiz. Bugün çıktı arkadaşlar yeni işlemci. İsterseniz direkt buradan işte Valorant'a LOL'e girebiliyorsunuz. Bir de Riot'un işlemcisi eklendi artı olarak bir tane daha. Buradan da ee, direkt işlemciye girebiliyorsunuz. Epic Games, Steam gibi oldu aynı. Burada işte girdiniz Valorant oyunlarım diyor. Valorant League of Legends güncellememiş zaten. Valorant League of Legends. Buradan indirebiliyorsunuz istediğinizi. Mesela Wild, Wild Rift'i indirebiliyoruz mu? İndiremiyoruz mesela telefon oyunu olduğu için. Buradan Riot'un bütün oyunlarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yama notlarına geçelim arkadaşlar. Yama notlarında fazla bir şey yok. Önemli bir şey yok ufak ufak değişiklikler gelmiş oyunu az etkileyen. İki tane ajanımızın bir hatta hiç değişmemiş. Birisi de çok az değişmiş. İlk ajanımız Viper arkadaşlar. Viper'da bildiğiniz gibi E atıyorsunuz. Halatı fırlatıyorsunuz ileri. Ondan sonra rakipler içinden geçerken işte damage böyle hani canı eksiliyor. Sonra yeniden artıyor ama üstten mesela jet zıpladı. Üstünden geçti. Ayağı değdi. Hasar yemiyordu. Artık o da hasar yiyecek. Zıplayan karakterler Üst halatın üst tarafından geçerken hasar yiyecek bakın şimdi şeyden göstereceğim örnek vereceğim şu telefon kılıfında bu halat deme arkadaşlar buradan geçiyorsunuz geçerken damage yediniz ama üst tarafından geçerken damage yemiyordunuz artık zıpladınız buradan geçerken de damage yiyeceğiniz başka bir değişikliği yok onun dışında jet'e bir değişiklik geldi hiçbir işe yaramayan bir değişiklik yani artık ult attığınız zaman jet'le arkadaşlar yani O botlar oluyor ya e, neydi lan onun adı alıştırma modundaki botlar oluyor ya. Artık ulti attığınız zaman onlara yenileniyor ultiniz. Hani beşinciden sonra tekrardan ulti açıyorsunuz orada sınırsız ulti var ama ya yeniden açmanıza gerek kalmıyor. Yenileniyor bıçaklar her kill aldığınızda. Hiçbir de <laughs> önemi yok bence. Jet ultisi çalışanlar işte artık ultiyi yenilemeyecek. Antrenman yaparken jet ultisi attığınız zaman botlarda da yenilenecek arkadaşlar. Yani sosyal güncelleme var artık arkadaşlar ölüm kalım savaşında AFK kalırsanız, oyundan çıkarsanız ceza yemeyeceksiniz. Bunun sebebi de hani ısınmak için girdiniz. 5 dakika ısındınız, çıkmak istiyorsunuz. Ranked gireceğiniz. Çıkınca ceza yiyorsunuz. O yüzden çıkmayıp 10 dakika e, oynuyorsunuz. Ama artık ceza yemiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi ölüm kalım savaşından çıkabilirsiniz. XP kazanmak için oyunun hepsini bitirmeniz lazım arkadaşlar. Onun dışında XP vermiyor hiçbir türlü Riot. Mesela... E, ona 2 kazanıyorsunuz maçı. Alt F4'ü koydunuz çıktınız. XP alamıyorsunuz. Ya da internetiniz koptu XP alamıyorsunuz. Başka e, bir sosyal güncelleme yok. Performans güncellemesi var arkadaşlar. Burada yok saf girdi süresi yok. Bir şeyler diyor ben ufak anlatacağım sizlere. Çok az bir arkadaşlar FPS artışı gelecek diyor. Böyle deyince genelde FPS mefps de artmıyor arkadaşlar. Çok azıcık bir FPS'inizi arttıracağız diyorlar. Onu vaat ediyorlar. Gelmez bence büyük ihtimalle. Onun dışında burada e, kaliteli mouse kullananları ilgilendiren hani çok ince bir detay var. 8000 Hz tarama miktarına sahip fareler büyük oranda performans iyileşmesi sağlayacak diyor arkadaşlar. Ben bu 8000 Hz kaç bin Hz hiçbirini bilmiyorum. Garibanlar bilmez arkadaşlar bunları. <laughs> Normal. Şoktan aldığım Rampage'i kullanıyorum. Hiç 8000 Hz, 10000 Hz hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok kaliteli mouse'larda etkilidir bu arkadaşlar. E, bunu Detaylı bilenler yoruma yazsın abi şunu da etkili şu mouse'lar da etkili diye. Onun dışında oyun sistemleri güncellemeleri, bir oyun çöküyormuş bazılarında o düzeltirmiş. Hatalar düzeltilmiş. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Saçma sapan 2-3 tane daha eklemişler. Uzasın birazcık daha yazı diye. Onun dışında başka bir güncellememiz yok. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.